Merhaba, Sağlıklı Yaşam serimize hoş geldiniz. Sağlıklı yaşam deyince çoğunlukla aklımıza hasta olmama ve fiziksel olarak iyi durumda olma, iyi bir forma sahip olma geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise sağlıklı yaşam sadece hastalıklardan ve mikroplardan uzak olma hali değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak tanımlanıyor. Biz de bu seride sadece forma girmenizi, kilonuzu korumanızı, eğer amacınız kilo almaksa kilo almanızı sağlamanın dışında enerjinizi yüksek tutacak, stresle baş etmenizi sağlayacak konularda detaylı içerikler ve videolar paylaşacağız. Sizinle bu konuda araştırma sonuçlarını paylaşacağız, üzerine tartışacağız, fikirlerimizi ortaya koyacağız. Bazen farklı uzmanları kanalımıza konuk alacağız, onların uzmanlıklarından yararlanacağız. Seriyle veya diğer konularla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hem ben hem de tüm Hayatına Hareket Kat ekibi olarak size cevaplıyor olacağız. Aynaya baktığınızda gördüğünüz vücut aslında yaşam şeklinizin yansımasıdır. Eğer geniş bir bel çevresine bakıyorsanız bu hareketsiz bir yaşamın, kötü beslenmenin sonucudur. Eğer bu koşulları değiştirmek istiyorsanız öncelikle yaşam şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Kestirme yollar hiçbir zaman için kalıcı ve sağlıklı bir çözüm üretmez. Şok diyetler uygulayabilirsiniz veya paraya kıyıp bir yığın zayıflama ürünü alabilirsiniz. Emin olun 5 kilo verip sonra 6, 7, 10 kilo alacaksınız. Bugün size yaşam şeklinizi değiştirebileceğiniz, daha sağlıklı hale getirebileceğiniz ipuçları vereceğiz. Beslenme sağlıklı yaşamın en temel koşullarından biri. Çünkü enerjimizi, her şeyimizi oradan alıyoruz. Vücudumuzun kendini yenilemesi, hareket etmemiz, yaşam enerjimizin yüksek olması tamamen beslenme ile ilgili. Nasıl ki arabanıza en iyi benzini, en uygun olanı alıyorsanız, besinlerinizi de buna göre almanız gerekiyor. Eğer yanlış besinler gönderirseniz, nasıl ki arabanız sizi yolda bırakıyorsa, tekliyorsa, emin olun vücudunuz da sizi çok daha ileriye götürmeyecektir. Yaşam enerjiniz düşecektir, vücudunuz kendini yenileyemeyecektir. Beslenme başlı başına çok detaylı bir konu. Bu konuda yüzlerce, binlerce kitap var. Biz de bu konuda onlarca video yayınlayacağız, uzmanlar alacağız. Ama bugün size temel birkaç ipucu vereceğiz. Böylece konuya da giriş yapmış olacağız. İşlenmiş gıdalardan uzak durun, temiz beslenin. Abur cubur tüketmeyin. Çünkü sadece vücudunuza çöp atmış oluyorsunuz. Enerjiniz düşüyor. Sağlıksız besleniyorsunuz. Eğer ille de bir şeyler tüketme alışkanlığınız varsa bunu sağlıklı olanlarla değiştirin. Kuru yemişler bu noktada çok sağlıklı ve size çok yarar sağlayacaktır. Sağlıklı beslenme alışverişte başlar. Eğer markette ilerlerken çikolatayı gördüğünüzde onu atıyorsanız taşıdığınız poşete, gecenin bir vakti açlık krizi geldiğinde dolabın kapısını açtığınızda göz göze geldiğinizde sizi kimse ayıramayacak. Ondan kendinize iyilik yapın ve marketteyken ilk göz göze geldiğinizde tanımıyormuş gibi davranın, sağlıklı reyona doğru ilerleyin. Teknoloji hayatımızda var ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama bunun yanında daha az hareket ettiğimiz bir yaşam getiriyor bize. Örneğin 30 dakikada kapımızda olacak besinlere ulaşmak için birkaç tuşa basmamız yetiyor. O gelen besinlerin kalorisini harcamaktan bahsetmek bile istemiyorum. Sadece kilo vermek, kalori harcamak için değil, aynı zamanda keyif almak için de hareket etmeniz iyi olacak. Çünkü hareket ettikçe, yürüdükçe, koştukça, spor yaptıkça vücudumuz serotonin salgılıyor, enerjimiz yükseliyor ve çok daha iyi hissediyoruz. Hareket etme ile ilgili kanalda yüzlerce video var. Evde spor yap, Hayatına Hareket Kat videoları var, ip atlama ve diğer konularda. Ayrıca doğada sporla ilgili birçok şey var. Biz bugün size birkaç ipucu vereceğiz. Dışarıdan söylemeyin, dışarı çıkın. Yürüyün, bakkala, markete gidin, bir şeyler alıp gelin, evde yapın, yiyin. Eğer evde yemek yemeyecekseniz, ille de dışarıda yiyecekseniz, benim bazen çok yoğun olduğum zamanlarda maalesef öyle oluyor, eve asla yemek söylemiyorum. Temel ilkem bu. Dışarı çıkıyorum, lokantaya, restorana, nereye gideceksem gidip orada yiyorum. Hem hareketli hem daha keyifli olacaktır sizin için. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde hareket etmezsek ölüyorduk. Aslan bizi avlıyordu ya da avlanamıyorduk, karnımız doymuyordu. Ama şimdi iyi yaşayabilmek için hareket etmemiz gerekiyor. Ve iş yaşamı, modern yaşam bizi kısıtladığı için hayatınıza bir şekilde hareketi katmanız gerekiyor. Bunun için keyif alacağınız bir spor bulun ve bir hayat disiplini haline getirin. Bu herhangi bir salon sporu da olabilir veya bireysel olarak yapabileceğiniz koşmak, yürümek, yüzmek gibi herhangi bir sportif aktivitede. Gün içerisinde kaç adım atıyorsunuz?
birçoğunuzun akıllı telefonunda aslında adım uygulaması var. Onu aktif tutun, rahatlıkla bulacaksınız kaç adım attığınızı. Şaşırtıcı sonuçlar geliyor bazen. Hele de öğrencilerimizden, çevreden, beyaz yakalılardan böyle. Gün içerisinde 1000 adıma ulaşmadan günü bitirenler var. Şaka gibi. Korkunç bir rakam aslında. Dilerseniz bileklikler var. Çok ucuza bulabilirsiniz. Akıllı saatler var ya da fonksiyonel, daha iyi ölçen, nabzı ölçen saatler var. Onlardan birilerini alıp adımlarınızı ölçebilirsiniz. En az günde 10.000 adım attığınızdan emin olun. Bir gün belki daha az adım atmış olabilirsiniz ama ikinci gün ortalamayı 10.000'e getirmeye çalışın. Bu arada siz de ilk ölçtüğünüzde günde kaç adım attığınızı aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Biz alışkanlıklarımızın ürünüyüz. İyi ya da kötü hiç fark etmez. Alışkanlıklarımız nasıl göründüğümüzden tutun da zihnimizin nasıl işleyeceğini, nasıl karar vereceğimize, enerjimize, her şekilde bizim nasıl vizyona sahip olacağımız da dahil olmak üzere karar verir. İyi alışkanlıklarla kötü alışkanlıklar mantık olarak, işleyiş olarak aslında aynıdır. Tekrarlarsınız, önce onlar sizin bir parçanız olur, sonra da siz onların bir ürünü haline gelirsiniz. Ve bir alışkanlığı edinmek için çok da uzun bir zamana ihtiyacınız yok. Hem kötü hem iyi. Uzmanlar sadece 3 haftanın bir alışkanlık edinmek için yeterli olabileceğini söylüyorlar. Yatmadan önce televizyonda ya da internette deli saatler geçiriyorsanız bunu bırakıp, bu alışkanlığı bırakıp herhangi bir kitap alıp onu okuyarak hem daha kaliteli uyumanızı sağlayacak, göz yormayacak ışıklardan uzak olacaksınız hem de daha kültürlü bir hale geleceksiniz. Ve bugünden itibaren buna başlarsanız 3 hafta sonra böyle bir disiplini hayatınıza katmış olacaksınız. Veya sabahları daha enerji dolu uyanmak için kalktığınızda birkaç basit germe egzersizi yaparsanız hem daha dinç, hem daha enerjik, hem de daha hareketli bir şekilde güne başlamış olacaksınız. Bu serinin ikinci videosunda hayatımıza hareket kattık ve İznik Gölü'ne gittik. Muhteşem bir manzarada güne iyi başlamak için 5 ipucu videosu çektik. Yakında onda kanaldan ulaşabilirsiniz. Hem ona hem de diğer yayınlayacağımız videolara ulaşmak için, yayınladığımızda haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirimleri aç seçeneğini de aktif tutabilirsiniz. Hayatınıza hareket katın.